çocuklarımızın geleceğini, eğitimini elinden alıyorlar. Bu Covid'in biteceğini sanmıyorum 2023'ten önce. Vallahi ancak bizim halkımıza sokağa çıkma yasağıyla baş gelinir bence. Yine millet bildiğini okuyor, yine yoğunluk devam edecek. Vallahi olması gereken geçte kalındı, tam kapanma. Ama bu saatten sonra bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Benim beklentim cumartesi, pazar tam kapanma. Akşam saatleri kısıtlaması devam edecek. Ama geç kalmış olmasına rağmen tam kapanmayı beklerdim ben. Çünkü görüyorsunuz çığırından çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Zaten hiçbir şey, işlerini kapatamazlar. Ramazan öncesi şimdi ne karar alınırsa alsın bizim halkımız uymuyor. Yani devlet bir karar alıyor ama uysak eyvallah. Uymadığımız için ne karar alsa alsın. Görüyorsunuz çarşıyı. Kayseri Forum'a gittim gördüm. Bu tarafa geçtim gördüm. Yani insan işi olan da böyle, işi olmayan da dışarıda. Devletin aldığı kararlara uyursa her şey normal olacak. Bu eziyeti yine biz çekiyoruz. Devlet bize bu yasakları veriyor ama bizim zararımız için değil, karımız için. Ama uymuyoruz. İnşallah gelen yasaklara uyarız. Halk olarak. Ya bence kapanması lazım ya. Çünkü böyle giderse hani insanlara da laf anlatılmıyor. O yüzden bence kapanması en mantıklısı. Yani insanlar da zaten kural mural dinlemiyor kimse. Gördüğünüz gibi çarşıda kalabalık zaten. O yüzden ben kapanmasının taraftarıyım. Ya ben kendim için de diyorum. Diğer arkadaşlar için de, insanlar için de, abilerim, ablalarım için de diyorum. Ama şimdi insanlar işte esnaflar olsun, çevredeki insanlar olsun. Herkes isyan ediyor bu duruma ama işte yarın şimdi kendi başına gelmediği için isyan ediyor ama yarın iki gün sonra etrafından çevresinden bazı insanlar vefat ettiği zaman olmuyor böyle. O yüzden ya bence kapanmalı bu durum. Yani açılma olacağını düşünmüyorum ama ya bu gidişle kapanmasını da istiyoruz en azından. Daha yayılmaması için. Yani ne tür yasaklar bekliyoruz? Sokağa çıkma yasağının daha fazla olmasını istiyoruz tabii ki de. Yani herkes dışarıda. O yüzden. Yani da bekliyoruz. Yani bayrak değişine göre başkanımızın Ramazan boyunca kısıtlama var. Ama yani Ramazan öncesi bu şu cumartesi pazar açsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Yine millet bildiğini okuyor, yine yoğunluk devam edecek. Kısıtlamadan kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz şu anki yoğunluğun? Evet. Ben şu anki yoğunluğun bu kısıtlamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Cumartesi pazar kapalı. Bugün de Ramazan, yarın mübarek Ramazan ayına başlıyoruz. Millet alışverişe çıkıyor. Millet alışverişe çıkacak. Bayram gelir çocuğuna alışveriş yapsak nasıl olacak? Kısıtlama her bir yerde patlıyor işte. Valla açılacağını zannetmiyorum şu anda. Daha çok kısıtlama gelebilir gibi mi geliyor? Yine kısıtlamalar artar gibi mi geliyor? Hani tedbir alınmıyor, tedbirlere uyulmuyor gibi geliyor. Hani gençleri de etkiliyor. Şu an ben iş aramaya çıktım. Hiçbir yerde iş yok. Yani durumum da pek iyi sayılmaz. Yani tedbirler artar gibime geliyor. Kurallara uyulmuyor diyorum. Yani yeterince kısıtlamalar var zaten ama kesinlikle okullar açılmalı. Hani çünkü Avrupa'da falan okullar hiç kapanmadı. Hani ben de bunu anlamış değilim. Eğitim çok önemli çünkü. Yine restoranda çalışan bir insanım. Halen restoranlar kapalı. Yani İnsanlar hani ev gezmelerinde daha çok geziyor mesela. Buna engel nasıl olunabilirse artık devlete de bir şey diyemiyorum. Öyle fikirlerim. Yeni yasaklar valla ancak bizim halkımıza sokağa çıkma yasağıyla baş gelinir bence. Hani gidişat gördüğüm kadarıyla. Yoksa asla yani şey yapılmıyor. Ev gezmelerinde kapılıyor yani. Bariz belli. Sanmıyorum virüslerin. Ya bu Covid'in biteceğini sanmıyorum 2023'ten önce. O şekilde. Neden 2023? Ya hani bir zaman veremiyorum belli bir ama yani bir yıl falan sanmıyorum bir yılda biteceğini. Öyle bu Ramazan eskisi gibi olmayacak sanırım. İşte onu bizim fikirlerimizle belirlenecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü hani çalışan insan da eve ekmek götürecek. Kapansa onun derdi. Kapanmadığında bu sefer virüs dağılıyor. Hiçbir şey diyemiyorum ben gerçekten. Yeni yasakların tekrar geleceğini. Ben de şunu anlamıyorum. Bir ay boyunca Ramazan'da neden bu kısıtlamalara girildi? Hani tamamen yasak olacak. Yasak girecek bir ay sonra ama bir ay sonrasını merak ediyorum. Neler olacak?
Esnaf öldü, okullarımız açılmadı, 2 gün açıldı. Çocuklarımızın geleceğini, eğitimini elinden alıyorlar. Daha da fazla uzayacağını düşünüyorum. Bu bir komplo diyorum. Başka bir şey demiyorum.